Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun öngörü ve talimatlarıyla uyuşturucuyla mücadelede bilimin ve teknolojinin geldiği son nokta olan uyuşturucu madde profilleme çalışmalarından bahsedeceğiz burada. Uyuşturucu maddenin profillenmesi demek bir nevi kimyasal parmak izinin açığa çıkarılması anlamına geliyor. Bu kimyasal parmak izi şöyle anlatabiliriz. Nasıl ki hepimizin, her insanın bir kimliği var, hepimizin bir parmak izi var değil mi? Üretilen, sentetik olarak üretilen her uyuşturucunun da bir kimliği ve bir parmak izi vardır diyoruz biz. Örneğin bugün Samsun'da yakalanan bir ekstazi maddesiyle Diyarbakır'da yakalanan bir ekstazi maddesinin kimyasal parmak izi karşılaştırıldığında aynı kazanda pişip pişmediğini tespit edebiliyoruz. Bu çok önemli bir çalışma ülkemiz açısından. Uyuşturucuyla mücadelede biliyorsunuz uyuşturucu artık terör boyutunda çok boyutlu küresel bir sorun haline geldi. Tüm ülkeler adına aslında böyle. Bizlerin de kolluk kuvvetleri olarak bunu bilimsel olarak desteklememiz gerekiyordu. Amacımız aslında organize suç örgütlerinin üretici, dağıtıcı, satıcı ve kullanıcı ağını tespit ederek bu örgütlerin kalıcı olarak yok etmek aslında. Yani biz bataklıktaki küçük sineklerle uğraşmıyoruz. Bataklığın kendisini yok etmek istiyoruz burada. Şöyle anlatayım. Uyuşturucu madde profilleme aşaması. Bizlere 81 ilden, tüm Türkiye'den numuneler geliyor. Fakat burada şöyle bir durum mevcut. Her üretici kendi imzasını atıyor aslında. Bizler de diyoruz ki biz bu imzayı buluyoruz. Yani sen imzanı atıyorsun, evet. Ama bizler de peşindeyiz ve bu imzayı tespit edebiliyoruz.